Ben soracağım şimdi birazdan. Şimdi bir zeytin fidanlığındayız. Zeytin fidanlığında tabii çelikle üretim yapılıyor. Bu çelikle üretim için ilkin bir kumdan bir yastık yapılmış. Yaklaşık olarak yarım metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde ve uzunluk tabii kullanacağınız alana bağlı olarak değişiyor ama buradaki alan 16 metre uzunluğunda çelikleme için yastıklar yapılmış burada. Kum, perlit karışımı ve en altında da torf bulunuyor burada. Yapılmış olan çelikler zeytin çelikleri görüyorsunuz. Bunların uzunlukları aşağı yukarı 40 santim, 35-40 santim aralığında değişiyor. Köklendirici bir hormona batırıldıktan sonra bunlar bu şekilde çelikleniyor. Tabi alanı biraz dar tutmuşlar. Çok sık bir şekilde alınmış doğrusu. Fakat genel olarak çelik yastıkları bu şekilde oluyor. Zeytin üretiminin başlangıç aşamalarından biri burası. Fidanlığın önemli bölümlerinden bir tanesidir bu bölge. En önemli bölgesi burasıdır. Çünkü ilkin köklendiriyorlar. Daha sonra tüplere şaşırtıyorlar. Daha büyük bir alanda, seranın altında gölge için file çekilmiş bölümlerde bunların üretimini yapıyorlar. Aşağı yukarı kaç gün içerisinde burası kökleniyor? 90 gün gibi bir süre içerisinde zeytin çelikleri 90 gün içerisinde kökleniyor ve bu kökler artık yeni bitkimizin oluşum sürecinin en önemli aşamasını oluşturmuş oluyor. Derik bölgesinin en tanınmış, yani Derik'i en iyi tanıtan aslında tarımsal üründür diyebiliriz. Dünya çapında da bilinen bir zeytindir bu. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'deydi değil mi? 2019 yılında İngiltere'de kalite ödülleriyle ilgili bir yarışma vardı zeytincilikle ilgili. Dünya genelinde Derik halhalının zeytininden elde edilen yağ altın madalya ödülünü aldı. Tabii üreticimizin de sesini duyuyorsunuz. Kendisi Derikli olduğu için Derikliler zeytin konusunda çok fazla milliyetçidirler. Başka bir zeytin tanımazlar onlar. Hakikaten de güzel ve yağ değeri çok yüksek olan bir zeytindir. Evet, bizim yakından da biraz böyle çekim alalım. Bakalım çek, onu istersen. Çek bakalım. Evet, şurada görmüş olduğunuz netleştirebiliyor muyum bilmiyorum ama şuradan. Kaç günde olmuş böyle? Şu görmüş olduğunuz çelik 20 günlüktür ve bu artık köklenme için ilk başlangıcını yapmış, kalus oluşumunu görüyorsunuz. Bunlar 20 gün önce çeliklemeye alınmışlar. Toplamda 90 günlük bir süreci var. Yani tamamıyla artık kök salması ve tüplere şaşırtılması için aşağı yukarı bir 90 günlük bir süreç gerekiyor. Ama burada tabii bazıları çok daha erken de faaliyete geçebiliyorlar. Yine şöyle bir durumdan da bahsedeyim. Derik halhalı kolay üretilebilecek bir, yani daha doğrusu çeliklerde başarı oranı düşüktür. %30 dolaylarında bir başarı elde edilebiliyor. Ya burada 150 bin tane var. 150 binin tamamında aslında bir sonuç elde edemeyecekler. Çünkü bu tür, çeşit daha doğrusu köklenmesi zordur. Yani kök oluşturması zordur. Evet, fidanlık süreci
Öyle. Yalnız dikkatimi çekti, kalınlıkları bir değil bunların. Yani onlar da bir şey yaparlar muhtemelen. Yani köklenme üzerinde bir... Hepsi aynı düzeyde mi oluyor? En iyi, ideal orta kalınlık olan başlıyor. Çap olarak ne olması gerekiyor? Ama ben onu ölçmemişim. Göz hesabıyla, göz kararıyla biliyorum. En ideal olan şu kalınlıkta. Yani ideal burada ne köklü... Ne çok ince, ne de çok kalın. Evet, bu çeliklerin aşağı yukarı hani minimum 25 santim olması gerekiyor. Tabi burada kesim yapılmış olan çelikler ortalama olarak 40 santimi buluyor ve iyi bir çelik aşağı yukarı çapının 1 santim dolaylarında olması gerekiyor. Tabi burada boyut olarak biraz karışıktır. Ama da az olduğu için biz hepsini değerlendiriyoruz. Tabi burada yani elde edilebilecek çelik miktarının azlığı nedeniyle mümkün mertebe farklı çaplarda, boyutlarda da çelikleme yapılmış. Materyal elde etmekte de güçlük çektikleri için bu şekilde, yani standart bir çelik boyutu yok. Yani kimi kalın, yani birbirinden yani santim olarak 2,5 santim, 3 santim dolaylarında çapta olan çelikler de mevcut. Yani bahsedildiği gibi üretim materyalinin azlığı nedeniyledir. Güzel bir iş yapılıyor. Tekrar canlandırılıyor. Bölgemiz için çok da güzel bir faaliyettir bu. Umarız çok daha ileriye de gider. Burada yapılan işlemler de çeliklerin köklenme oranı ile ilgili işletme sahibi %70 dolayında bir köklenme olduğunu söylüyor. Tabi bu şaşırtmalar, tüplere alınmalarla bu oran, yani fidan oranı %30'ları bulduğunu söylüyor. Çünkü kayıplar oldu. Şu an görmüş olduğunuz bir hormondur. Köklendirici hormonlara batırılıyor çelikler. Birkaç saniye batırıldıktan sonra kurumaya alınıyor. Ondan sonra görmüş olduğunuz bölümlere düzenli bir şekilde yerleştirilmiş oluyor. Aşamaları bir bir görüyoruz. Üretim zor iştir. Biraz zordur. Tabii sonuçlarını da almak önemli. Sonunda herhalde şöyle oluyor. Yani bunlar fidana döndükten sonra büyük bir keyif alıyorsunuzdur. Değil mi? Tabii. Bu fidan olunca, yeşerince biz de dediği gibi mutlu oluyoruz. Evet. İyi bir sevinçtir. %70 burada köklenme başarısı elde ediyorsunuz. Doğrudur. Ama işte tüplere şaşırtma esnasında... Dediğim gibi şaşırtma esnasında %30-35-40 arasına gidiyor yani. Yani burada aşağı yukarı diyelim 100 bin tane çelik yapmışsanız bunun 30 bini fidana dönüyor. Doğrudur. 30 bini, 35 bini fidan oluyor. Peki. Kolay gelsin. Teşekkür Allah ediyoruz. İşte fidanlık. Zeytin fidanlığı. Burası. Az önce göstermiş olduğum o çelikleme bölümünden sonra köklenme başladıktan sonra buraya tüplere şaşırtıyorlar. Bunlar bir önceki yılın fidanları. Çelikle üretim yapılıyor. Bunlar deri kalmalıdır. Tabii fidanlığın içerisinde de bu şaşırtma esnasında doğal olarak bazılarında kayıplar oluyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada bazı fidanlar kayıplanıyor. Fidancılık zor iştir. Maliyetli bir iştir. Yoğun bir emek gerektiriyor, iş gücü gerektiriyor. Ama sonuç itibariyle önemli bir hizmet kolu, tarımın önemli hizmet kollarından biri. Yapılan faaliyetler 5553 sayılı tohumculuk kanununa göre yapılıyor. Fidan, meyve fidanı ve asma fidanı yetiştiriciliği yönetmeliğine göre buradaki faaliyetler yürütülüyor.
Böyle bir işletmede tekniker, teknisyen, mühendis çalışabiliyor veya bu işletmeleri kuruyorlar. Tabi burada üretime başlarken öncelikli olarak kullanılan üretim materyalleri, işte toprak, torf veya başka karışım, hayvan gübresi gibi karışımlardan numuneler alınıyor. Laboratuvarlarda bazı testlere tabi tutuluyor. Nematodla ilgili testlere tabi tutulduktan sonra eğer olumlu bir sonuç alınmışsa üretim başlıyor. Yılı boyunca tarım il müdürlükleri tarafından tohumluk kontrolörleri tarafından yine iç karantina ile ilgili çalışan bitki pasaportu ile ilgili çalışmalar yürüten bitki sağlığı çalışanları tarafından düzenli olarak kontrollerde bulunuyor. Herhangi bir hastalık şüphesi durumunda bunlar hem şeye alınıyor, testlere tabi tutuluyor, hem de buraların disiplinli üretimi, gerekli kontroller yapılıyor. Yani hastalığın bir yerden bir yere taşınmasını engelleyecek faaliyetler de yürütüyorlar. Belirli dönemlerde yapılan kontroller doğrultusunda. Tabi videomuzun sonuna geldik. Burası da çeliklemeden sonra tüplere alınan bölümü oluşturuyor. Bir seranın altında daha hızlı büyüyeceği için kontrollü koşullar sağlanıyor ve köklendirilmiş çelikler burada bulunan tüplere şaşırtılıyor. Bunlar geçen seneden kalan fidanlar ama büyük çoğunluğu satılmışlar. Üretim kesintisiz devam ediyor. Az önceki bölümü zaten paylaştım sizlerle. Burası Mardin Derik zeytin fidanı üretilen bir işletme. İşletmenin ana üretimi Derik halhalı, Derik zeytini. Yine bunun yanında fıstık, bağ, incir ve nar üretimi de yapılıyor. Ama işletmenin geneli zeytincilik üzerine. Burası Mardin Derik, Derik zeytininin üretilmiş olduğu bir fidanlıkta. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.